Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Medya Merkezi stüdyolarında ÇOMÜ TV Kampüs FM ortak yayınıyla hazırladığımız Kampüs Özel programındasınız. Bugün konuğumuz ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Askeri Tarih Araştırmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Murat Karataş. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hocam Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutladığımız bu haftada ben bu programa İstiklal Marşımız'ın Çanakkale'ye çok yakışan bir kıtasıyla başlamak istiyorum açıkçası. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Öyle bir yerde yaşıyoruz ki hocam her karışı şehitlerimizin kanıyla sulanmış, düşmanın gücü karşısında tüm imkansızlıklara karşı canları pahasına savunulmuş, imanla kazanılmış bir zaferin kazan, kazanıldığı yer Çanakkale. Hala patlamamış top mermilerine rastlanıyor, bulunuyor. Hiç bilinmeyen şehitlikler ortaya çıkarılıyor her geçen gün. Siz de e, bunlardan birisine rastladınız. ...109 yıl sonra Çanakkale Savaşları'ndan kalma yeni bir şehitlik daha tespit edildi. Bulunan şehitlikle ilgili bilgilendirir misiniz hocam bizleri? Öncelikle teşekkür ediyorum Atiye Hanım sağ olun. Yani bulunan şehitlikten önce şunu söylemek lazım. 109 yıl geçtikten sonra neden şehitlikler aslında ortaya çıkıyor, çıkmaya devam ediyor? Osmanlı Genel Kurmayı'nın 1915 yılında Çanakkale Savaşları devam ederken aslında... Ee, şehitlerimizi defnettiği ve e, basit de olsa aslında etrafını taşlarla çevirerek koruma altına aldığını biliyoruz. 1915 yılında, 1916 yılında. Buna dair e, 1916 yılında çizilmiş e, 43 paftadan oluşan bir haritamız var. Bu 90'lı yılların sonunda e, aslında ortaya çıktı ama bu haritamızda 1916 yılında 43 paftada e, şehitliklerimizin nerelere defnedildikleri, ee, ve bunların e, konumlarının nereler olduğuna dair e, bir veri elimizde var. O yüzden 1990'lı yıllardan itibaren aslında şehitlik ihyaları hızla arttı. Ancak e, 1916'dan sonra Çanakkale'nin biliyorsunuz 1918'de 1922 yılları arasında burada bir işgal dönemi yaşandı. İngiliz ve Fransız işgal dönemi var. E, ardından da e, tabi uzunca yıllar milli mücadele dönemi e, vesaire de olması nedeniyle e, bunların yok olduğunu görüyoruz aslında. 1990'dan sonra bunlar ihya edilmeye başlandı ancak 90'a kadar gelen süre içerisinde özellikle 20'li yıllarda, Cumhuriyet ilk kurulduğu yıllarda, 20'li ve 30'lu yıllarda Türk şehitleri İmar e, Vakfı, e, daha sonrasında 1970'lerde milli parklar olduğu zaman milli parklar günümüzde de Diribol Tarih Alan Başkanlığı bunların ihyasıyla ilgili uğraşıyor. Ancak e, Muharebe, savaş sadece Geribolu Yarımadası'nda devam etmedi, Anadolu Yakası'nda da devam etti. 18 Mart'tan itibaren özellikle devam eden süreçte Anadolu Yakası'nda da şehitlerimiz oldu. Bunun en bariz örneği Kumkale Muharebesiydi bizim için. Kumkale 25 Nisan ile 27 Nisan arasında iki günlük bir çıkarma Anadolu Yakası'ndaki. Ee, ve burada resmi rakama göre biz 435 civarında bir şehidimizin olduğunu biliyorduk aslında burada. Ee, ancak 100 yıldır burası da kayıptı. Daha sonra işte 4-5 yıl önceki çalışmalarımız esnasında fark ettik ki e, Türk şehit sayısı burada 700'e yaklaşıyor. Ve 100 yıldır da toprağın altında kalmış bir şekilde bulunamamış. Bunun tescillini zaten 4-5 yıl önce yapmıştık. Şimdi bunun ihya çalışmaları devam ediyor. E, Halileri Batarya şehitliği ise aslında... 4 Mart 1915 tarihinde e, zırhlıların ateşi sonucunda şehit olan topçularımıza ait e, bir e, şehitlik alanı olarak ortaya çıktı. Nasıl çıktı ve neden çıkıyor? E, tabii e, çok uzunca yıllar 1915 yılında Osmanlı askerinin not ettiği yazılar, resmi yazılar okunmamış. Biz e, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri üniversitemiz kurulduğu andan itibaren aslında Özellikle kaynak değeri bakımından değerli olduğu için birinci el kaynakları okuruz. Bunlar Osmanlıca askerin tuttuğu notlar. Ve bu, bu notların içerisinde de işte e, bu tarz bilgiler, yeni bilgiler çıkıyor. Bu yeni bilgiler kimi zaman mevcut literatürü destekliyor, kimi zaman mevcut literatürün tam karşısında farklı bir bilgi veriyor. İşte bunlardan bir tanesi Salleri Batarya Şehitliği oldu. E, bu e, harp tutanakları üzerinde çalışırken bir tane kroki rastladım e, Atiye Hanım. E, bu krokin üzerinde bir tane Türk bayrağı e, konumlandırılmış e, ve bu e, ay yıldızı Türk bayrağımız e, Halileri Batarya Şehitliği olarak e, tarif edilen bölgede Batarya Şehit Mezarı olarak işaretlenmiş durumda. Şimdi tabi ben e, bunun üzerine bu burası neresi olabilir kim olabilir hangi şehitlerimiz olabilir üzerine çalıştıktan sonra bunun e, tespiti yapılabilmiş oldu. Yani bu, bu nedenle e, şehitlerimiz, e, şehitliklerimiz çıkmaya devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek gibi görünüyor açıkçası. Aslında hocam sizin dikkatli çalışmalarınız, ekibinizin dikkatli çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bilgiler diye e, anlıyorum ben açıkçası. Yoğun çalışıyorsunuz, devam da edecek bunlar. Biraz e, bu aşamalardan bahsettiniz ama... Ekibinizden ve gelecekteki çalışmalarınızdan da ben aslında bir şeyler duymak istiyorum. Dediğiniz gibi durmak bilmeyen bir araştırma, geçmişi araştırıyorsunuz. Dediğiniz gibi birçok anı defteri belki de okuyorsunuz. Nasıl gidiyor bu çalışmalar? Atiye Hanım şöyle, aslında Çanakkale Savaşları'na dair literatür, özellikle İngiliz ve Fransız literatürü baskın bir şekilde gelmiş çok uzunca yıllar. Bunun örneklerinden bir tanesi örneğin Çanakkale Savaşları'nda tahliye söz konusu olduğunda Türk askerinin hiç bunu görmediği falan söylene gelir. Mutlaka duymuşsunuzdur bunları. Bunun en temel nedeni aslında Çanakkale Savaşları ile ilgili bizim ana kaynak dediğimiz askerlerin o gün tuttuğu harp tutanaklarının okunmamasından kaynaklı. Tabii bir de 1928 yılında e, alfabe değişikliğinden sonra e, ve milli mücadele yıllarının daha popüler olması nedeniyle ve bu konunun askeri bir konu olması nedeniyle sivil akademisyenler çok uzunca yıllar bu konuda çalışamadılar. Tabi 18 Mart Üniversitesi'nin burada olması, yetişmiş akademik personelinin, tarih bilimi disipliniyle yetişmiş akademik personelin olması aslında bu konuyu ivme kazandırdı. 90'lardan sonra. Bu nedenle sözlü tarih usulüyle gelen ya da anı hatıra usulüyle gelen evraklar yerine birinci el kaynaklar çalışılmaya başladı. Ben ekibimden şöyle bahsedebilirim. 99 yılında Çanakkale'ye geldim ben. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde lisansımı okudum. Yüksek lisansımı yaptım. Doktora için dil tarihe gittim ve tekrar geldim. Yani 22 yıldır aslında Çanakkale'deyim. Ve tam da bu döneme denk geliyor aslında. Çanakkale Savaşları ile ilgili ana kaynak okunma süreci, arşivlerin açılma süreci. Bu nedenle Çanakkale Savaşları'na dair... E, ...yüksek lisans, doktora tezleri yaptırdım. Kendi çalışmalarım zaten böyle. E, akademik çalışmalar, akademik makalelerin yanısına popüler e, bir e, e, dergiye de destek oluyoruz. Anafarta isimli Çanakkale savaşları en çıkardı e, Ve ekibimiz büyük oranda, tarih hocalarımızın yanında genç bir ekibimiz var. Bunlar tabii ikinci sınıftan itibaren e, eski yazı e, okuyabilen İngilizcesi, e, belki Fransızcası... E, olabilen e, yetiştirdiğimiz insanlar ve yüksek lisans, doktora doktoralarıyla devam eden insanlar. E tabii şu şunu da söylemem lazım. E, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri birçok e, üniversiteye göre şu açıdan farklı. E, sivil e, araştırmacılarla beraber de çalışabilen e, bir e, ekip. E, bu nedenle hem coğrafyanın öğrenilmesi, coğrafyada ee, çalışmaların yapılması hem de kitabi bilgilerle bunu bir araya getirmek sonucunda işte böyle önemli veriler ortaya çıkabiliyor. Gerçekten hocam Çombi için ve Çanakkale için çok önemli bir değersiniz siz ve ekibiniz. E, makalelerinizi görüyoruz ulusal, uluslararası e, dergilerde yer alıyor, basında yer alıyor. Medyanın çok ilgisini çekti bu son e, Şehitlik haberi de açıkçası. Birçok yerde izleme, okuma şansımız oldu. Tüm bunlar nasıl hissettiriyor? E, çalışmaları perçinliyor değil mi hocam? Aslında şöyle, garip bir duygu hissettiriyor. Çünkü çok geç kalınmış şeyler aslında Kesinlikle. bunlar. Yani üzerinden işte 109-110 yıl geçtikten sonra bir şehitliğin bulunması haberi ya da bulunduğuna dair ondan sonra ifadeler benim açıkçası gurur duymamı şahsen sağlamıyor. Çünkü çok uzunca çok yıllar uzun ihmal edilmiş ama tabii bunu tespit edebilmiş olmak bundan sonraki ihmalin önüne geçmek adına önemli adımlar. E, tabii bu e, hani e, Yelbolu Yarımadasında daha yapılacak çok şey var, çok iş var. E, ben kendi akademik hayatımda işte Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde başladığımda şunu fark etmiştim: e, Türk literatürümüz çok eksik. Yani bu konuda Türk literatürünü e, geliştirmemiz lazım. Bu nedenle hep e, yüksek lisans çalışmalarımda, kendi çalışmalarımda, doktora öğrencilerimi yetiştirirken. Bu konuda ana kaynak işte Türk askeri arşivi çalışılması gerekiyor ve yeni veriler bu şekilde çıkıyor. O nedenle tabii bu uzunca yılların verdiği bir mahcubiyetle tabii ki onların ruhunu şahidede edebildiğimiz için hem üniversite adına üniversitedeki üniversitedeki tüm idari personel akademik personel adına üniversitemizin ismini bu konuda duyurabilmek adına. Ee, tabii ki onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Peki hocam e, şimdi şehitlik bulundu. Şehitliğin ihyası ile ilgili nasıl bir yol izlenecek? Kimler e, görev alıyor ya da bu işi kimler yapıyor? Şimdi ben ve benim ekibimin çalışmaları e, esnasında Çanakkale şehrinin e, temel devlet kurumlarının hep desteğini ben yanımda gördüm. Açıkçası görmeye de devam ediyorum. Çanakkale Valiliği, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bu yaklaşık 10-15 yıldır devam eden akademik çalışmalar da hep yanımda oldu ve bu süreçte devam ediyor. Burasının bundan sonra yapılacak çeşitli işlemleri var. Yani burası tespit edildikten sonra alanın. Bir yüzey araştırması izni için Kültür Bakanlığı'na müracaat edilip yüzey araştırması yapılabilir. Aynı zamanda burası bu yeni şehitliğimiz Troya Müzesi içerisinde de kaldığı için zannediyorum Troya Müzesi ekipleri de bu konuda destek olacaktır. Ve burada bir sondaj çalışması yapılabilir ya da jeoradar taraması yapılabilir. Yani kesin tescil süreci için önümüzde biraz daha vaktimiz var. Ee, ve o süreçte de hem 18 Mart Üniversitesi hem Gelibolu Tarihi Alan Başkanı hem Çanakkale Valiliği hem e, Çanakkale İl Özel İdaresi ile beraber müştereken çalışarak e, bu süreci nihayete erdireceğiz. Çok güzel. Peki hocam e, Çanakkale'de bununla birlikte bilinen kaç şehitlik oldu bir rakam verebilir misiniz? Şöyle Gelibolu Yarımadası'nda 50'ye yakın e, şehitlik alanı tespit edilmiş, tescil edilmiş durumda Gelibolu Yarımadası'nın içerisinde. Ancak Anadolu yakasında bu tarafta da bir Anadolu Hamidi'ye şehitliğimiz var. Aslında çok eksik orada da çalışmalar yapılması gerekiyor. Yani zamanında yapılmış ama çok doğru olduğunda düşünmüyorum açıkçası. Hastane Bayırı şehitliğimiz var burada. Kumkale şehitliği yapılacak ve Halleli Batarya şehitliği yapılacak. Bir de İntepe'de var. Bunları da eklediğimizde 60'a yakın aslında bir şehitliğimizin olduğunu görüyoruz. Peki hocam Çanakkale yani şehitlik ziyareti yapmak isteyenlerle özellikle bu dönemlerde dolup taşıyor. Neler söylemek istersiniz? Yani insanları nasıl davet ederiz biz şehitler diyarına? Yani Çanakkale, Çanakkale Savaşları, Çanakkale Ruhu dediğimizde bizim aklımıza gelen şey aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ön sözü olarak anlattığımız renk, dil, ırk, ten farkı olmadan hepimizin ait hissettiği bir toprak burası. Buna sağdan, soldan, öteden, beriden filan bakacak bir durumda da değil. Herkes, herkesin bir parçası burada, Çanakkale'de. O yüzden Gelibolu Yarımadası'na geldiğinizde, Çanakkale'ye geldiğinizde mutlaka bir günden fazla konaklayın isterim. Burada kalın isterim. Çünkü bu, bu coğrafya sabah gelip akşam gidilecek bir coğrafya değil. E, nihayetinde e, açık bir müze, tarihi alan burası. E, o yüzden e, yani böyle bir davet yapabilirim açıkçası. Yani bu ruhu hissetmek için, Çanakkale ruhunu hissetmek için e, bu topraklarda yaşayan herkesin e, buraya mutlaka gelmesini beklerim isterim. Doğru bir tabir midir bilmiyorum ama hocam ben de her zaman. E, Çanakkale'yi manevi başkent e, diye tanımlarım kendimce. E, herkesi bekliyoruz manevi başkentimize. Şehitlerimizde olan e, vefa borcumuzu bir nebze olsun gidermeye çalışıyoruz. E, size de katkılarınızdan dolayı e, çok teşekkür ediyoruz. Ekibinize de, çomu yönetimine de çok teşekkür ediyoruz. Nitekim böyle güzel bir akademik kadromuz var, e, böyle çalışmaları var. Kolaylıklar diliyoruz hocam hepinize. Çomo TV Kampüs FM ortak yayınıyla hazırladığımız konumuz e, konuğumuz tarih bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Karataş hocamızdı Kampüs Özel'de. Çok teşekkür ederiz hocam ben katıldığınız için. Başka bir programda farklı konuklarla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.